Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Necdet Terioğlu. Bugün de sizlere bir video çekmeye karar verdim. Bu akşam format atılmayan hard diskini ve RAM'ini değiştirdiğimiz bilgisayarımız vardı. Eski model bir bilgisayar, hatırladınız sanırım. Bir şekilde format attık biliyorsunuz. Daha sonra adaptörden gelen soket de aşırı şekilde ısınma yapıyor. Aynı zamanda soketin olduğu kısım da aşırı şekilde burası ısınmış. Bir de arkadaşlar bunu böyle şu anda pilden çalışıyor. Pil zayıf olduğu zaman, hareketlendiği zaman kapandığını fark ettim daha sonradan. Bir iki bilgisayar kapandı. Şüphelendim ben tabi. Burayı kontrol ettiğimde aşırı ısındığını gördüm. Burada büyük bir ihtimalle şarj soketinde soğuk rehim var arkadaşlar. Şimdi bu bilgisayarı sökelim arkadaşlar. Bu konuda da çok soru geliyor bana. Gerek yorumlardan gerek tanıdık arkadaşlardan çok soru geliyor. Bilgisayarımızı hareket ettirdiğimiz zaman bilgisayarımız kendiliğinden kapanıyor ve şarj soketimizin girdiği yer ısınıyor. Hem onun cevabını burada canlı canlı görmüş olacağız. Hem de sorunu nasıl çözeceğiz onu göreceğiz arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Böyle bir cihaz ilk defa benim elime geçiyor. Yıllardan beri bilgisayar işi yapıyorum. Tanımadığım bir model. Nasıl söküleceği hakkında bir fikrim yok ama vidaları sökerek yolu takip edeceğiz. Şöyle bir yıldız tornavidamız, bir mıknatısımız, bildiğiniz gibi vidalarımız sağa sola kaçmasın diye kullanacağımız bir adet şöyle spatulamız var. Bir de cımbız kullanacağız. Öncelikle her zaman dediğim gibi bataryadan başlıyoruz sökmeye. Bataryamızı bir çıkaralım, kenara koyalım. Burada dikkat etmemiz gereken, vida sökümü yaparken her zaman söylüyorum bunu ben. Vidaları birbirine karıştırmayın. Eğer takarken sorun yaşamak istemiyorsunuzsa gruplamanıza fayda var. Alt vidaları, alt kasa vidalarını ayrı bir kaba koyun. Üst kasa vidalarını ayrı bir kaba koyun. Bilgisayarımızın iç kısmındaki vidalarda, yani 3 grupta vidaları biriktirirsinizse bilgisayarı geriye toplarken vidaları nereden söktüm diye düşünmenize gerek kalmayacaktır. Evet, arka kapaktaki son vidayı da alalım. DVD writer'ın altına gelen vidayı da aldıktan sonra 2 adet vidamız arkadaşlar şu arkalarda mevcut. Bunları da unutmuyoruz. Daha sonra cihazımızın ön kısmına geçeceğiz şimdi. Klavyeyi çıkarmadan alt kasayı çıkarmamız mümkün değil. Burada çok önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Hep söylüyorum bunu. Bütün cihazların söküm tarzı farklı. Şöyle bir baktığınız zaman en önemli yer klavyenin sökümü. Burada klavyeye sökerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her modelin kendine has bir montaj şekli var. Bunda mesela burada mandallar vardı diğer klavyelerde. Geriye bastırıp klavyeye çıkarıyorduk. Bunun üzerine gördüğüm kadarıyla kapak koymuşlar. Şu gördüğünüz kontrol butonlarının olduğu kapak bizim klavyenin üzerine geliyor. Bunu aldıktan sonra büyük bir ihtimalle vidalarına ulaşacağız. Bunu sökmek için spatulayla şuradan menteşenin üzerindeki kapaklardan hafiften yukarıya kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkıyor kendiliğinden. Böyle bunu çıkarıyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Evet, dediğim gibi klavyemizin hemen bu kapağın altında 2 adet vidası bulunmaktadır. Klavyeyi sökerken de dikkat etmemiz gereken şuradaki flex kablo. Bu çok hassas bir yapıya sahip. Şuradan klipslerini kurtararak düzgün bir şekilde zorlamadan çıkarıyoruz arkadaşlar. Klipsleri çıkardıktan sonra yerine kapatmayı unutmuyoruz. Her zaman da söylüyorum. Bıkmadan, usanmadan. Ve anakart üzerine gelen, kontrol panellerinden gelen kablolarımızı çıkarıyoruz. Mousepad'den gelen bir flex kablomuz var. Onu da dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Çok kibar bunlar. Onunla klipsini kapatıyoruz. Ve ekrandan gelen data kablomuz var. Ekranı çıkarmak için ekran üzerinden gelen wireless kabloları var. Onları bakalım nereden geliyor. Biraz gizli bu. Bu wireless kablosunu sökmeden ekranı çıkaramayacağız maalesef. Sanırım şu kapağın altından geçiyor. Bu kapakları sökmemiz gerekecek. Şimdi burada dediğim vida grubu burada arkadaşlar. Buradaki vidaların boyutları farklı.
Bunları ayrı bir kaba koymanızı öneriyorum. Geriye toplarken kara kara düşünmemeniz lazım. Bu vidayı nereden söktüm? Gördüğünüz gibi bazısı uzun, bazısı kısa. Burada bir adet değişik vida var. Nedense onu gördüğünüz gibi arkadaşlar, birisi ikisi uzun, birisi kısa. Burada dediğim gibi bunlara çok dikkat ediyoruz. Geriye takarken sıkıntı yaşamamak için. Şurada butonumuzun üzerinde bir vida var. Onu çıkarıyoruz. Butonu çıkarmamız gerekecek buradan. Parçaları kırmadan bir kenara koyuyoruz. Bir adet vidamızla. Evet, bu soketliymiş arkadaşlar. Bu da bizim power butonumuz. Şurada şöyle setimizin içerisinden bir adet altıgen yıldız tornavida bulmamız gerekiyor. Şu açar sanırım. Bunu nedense bir sürü vida var. Bir tanesini cins koymuşlar buraya. Numune gibi. Yani insanların elinde bu tornavida yoksa bunu nasıl açacaklar? Evet, tamamen farklı sarı altıgen uçlu bir vida kullanmışlar burada. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Şurada kapağı açtığımız zaman gördüğünüz gibi bizim wireless'ten gelen anten kablolarımızı çıkarıyoruz dikkatli bir şekilde. Evet. Buradan çıkması için şu kapakları da çıkarmamız gerekecek sanırım. Evet. Burada bir kapak daha mevcut. Bunları böyle neden ayrı ayrı yapmışlar anlamadım. Evet. Kapağı da çıkaralım, kenara koyalım. Wireless'imizin kablosuna ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi monitörümüzü, ekranımızı buradan ayırabiliriz arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Şimdi bütün vidaları aldıktan sonra flex kablolarımızı, panel kablolarımızı söktükten sonra dikkatli bir şekilde üst kapağımızı çıkarıyoruz. Evet, kapağımızı dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz ve kenara bir yere koyuyoruz onunla. Anakartımıza ulaşmış bulunmaktayız. Biraz karmaşık bir anakart. Sağdan soldan girintiler, çıkıntıları var. Üzerinde değişik kartları var. Ekran kartı ayrı bunun. Gördüğüm kadarıyla ekran kartı harici. Yani değiştirilebilir tipten. Şimdi işlemcimizi sökelim. İşlemci üzerinde hem de bu fanada bir hava tutmuş oluruz. Temizlemiş oluruz bu sayede. Yani bir taşla iki kuş vuracağız. Hem şart soketini soğuk lehimden kurtaracağız. Hem fanı temizleyeceğiz. Hem termal macunlarını değiştireceğiz. Yani şurada soketini de çıkaralım. Evet, bunu da bir kenara koyuyoruz. Onu bir temizlememiz gerekecek. Şuradaki ekran kartı sanırım, evet, ekran kartına benziyor. Evet, çip var burada. Ekran kartımız bu arkadaşlar. Böyle ayrıca harici takılı buraya. Onu dikkatli bir şekilde soketlerinden ayırıyoruz. Ve bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Şurada bir adet vidamız varmış. Şöyle dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Şurada şu ses giriş yerleri var. Arayüzlerin olduğu kısımlardan genelde tutuyor bu arkadaşlar. O kısımları şöyle spatula kullanarak hafiften geriye açmamız işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü onların hafif dışarıya çıkıntıları var. Onlar tutuyor gördüğünüz gibi. Hafiften şöyle spatula ile oynadım, kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. Voltajın girdiği yer, ortadaki şu iğnenin takıldığı kısım, buradan gerçekten oynamış böyle. Hareket ediyor. Bunun oynamasının sebebi buradaki lehimler erimiş arkadaşlar. İki taraftan da erimiş bu. Eridiği için boşta kalmış. Burada soket oynadığı zaman hem voltajı kesiyor hem de kısa devreye yol açıyor. Burada ısınma meydana geliyor bundan dolayı. Şimdi bu kısımları temizleyeceğiz. Oksitten arındıracağız.
temiz bir lehimle, şöyle kaliteli bir lehimle lehimledikten sonra cihazımızı toparlayacağız arkadaşlar. Özellikle bu soketin takıldığı bu kısımları oksitlenmiş gördüğünüz gibi buralar. Şöyle bir tornavidayla arkadaşlar ne kadar oynak olduğunu görüyor musunuz bilmiyorum ama ne kadar size yansıyor. Gerçekten lehim kalmamış, etrafında tamamen boşalmış bu iğnenin olduğu yer. Bu kısmı tinerle de dediğim gibi yıkayabilirsiniz. Şu anda ben tiner kullanmak istemiyorum. Evi kokutmak istemiyorum. Aynısını soketin arka kısmında da var arkadaşlar. Böyle oksitlenmiş bu kısımlar. Temizliyorum. Temizleyelim iyice. Böyle diş fırçaları bu işlerde gerçekten başarılı oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Burada lehimi biraz abartabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yeter ki etrafındaki parçalara sirayet etmesin. Çünkü arkadaşlar burada devamlı soket takıyoruz, çıkarıyoruz. Hareketli bir bölüm burası. Bir de bilgisayarı dediğim gibi bir yerden bir yere taşırken kesinlikle soket üzerindeyken taşımıyorum. Bunun sebeplerinden birisi de o. Odadan odaya gideceğimiz zaman soketten çıkaracağız fişimizi. Götüreceğiz. Gittiğimiz yere de tekrardan takacağız. Böyle abartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde orayı doldurdum ben. Bu hayatta bir daha oradan çıkmaz. Evet. İyice ısıtmakta fayda var. Aşağıdan birbirine kaynaması lazım arkadaşlar. Soğuk lehim başka türlü giderilmez. Şimdi ters tarafından da aynı şekilde lehimimizi atıyoruz ve bu kısım hiç lehim kalmamış arkadaşlar. Tamamen lehimleri erimiş gitmiş ısıdan dolayı. Evet. Dediğim gibi bu zaten eski bir bilgisayar. Ömrünü bu lehimle tamamlayabilir. Güzel bir lehim attım buraya. Gördüğünüz gibi. Görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı güzel oldu. Evet, lehimlerimizi güzel bir şekilde yaptıktan sonra anakartımızı dikkatli bir şekilde böyle buralardan çıkış pencereler var biliyorsunuz. Dışarıya takılan arayüz kısımları. Önce buraları böyle takmakta fayda var. Öbür türlü zorlarsınız. Hem kasayı kırarsınız hem de buradaki arayüz çıkışlarını kırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu takarken de çıkarırken de dikkatli olmakta fayda var. Şöyle hafiften geriye doğru bu kısımları açıp gördüğünüz gibi şu ses mikrofon çıkışları burada. Bunların dışarı çıkmasına dikkat ediyoruz. Bunlar dışarı çıkıyorsa bu montaj tamamdır. Evet, kapağımızı kapatıyoruz. Üst kapağımızı dikkatli bir şekilde şöyle buradaki klipslerini kapatıyoruz. Dışarıdan gelen panellerden gelen kablolarımız var. Onlar da yerlerine güzel bir şekilde takalım. Bunları unutmayalım. Bir daha geriye sökmek zorunda kalmayalım arkadaşlar. Mousepad'den gelen flex kabloyla dikkatli bir şekilde takıp klipslerini kapatalım. Birkaç vidamız kaldı. Vidaları kapatmadan önce, bu üst kapağı yapmadan önce buradan ekrandan gelen wireless kabloları aşağıdan götürmemiz gerekiyor. Kapağı kapattığımız zaman kablo yukarıda kalacaktır. Güzel olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi vidalamadan önce ekranımızı takalım. Ekranımızı dikkatli bir şekilde şuradaki yuvalara oturtuyoruz ve ekrandan gelen data kablosunu dikkatli bir şekilde yerine yerleştiriyoruz. Evet, wireless'ten gelen kablolarımızı da aşağılardan getiriyoruz, kanallardan buradan yerlerine takıyoruz dikkatli bir şekilde. Oturmalarını sağlıyoruz. Bunlar geriye çıkarsa sıkıntı yaratabilir. İnternete giremeyebilirsiniz. Aynı zamanda anakart üzerinde de kısa devrelere yol açıyor bunlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burayı dikkatli bir şekilde takmakta fayda var. Aşağı yukarı işimizin sonuna geldik. Şurada birkaç vidamız var. Onları
yerlerine takıyoruz ve bilgisayarımızı çalışır duruma getiriyoruz. Buton kartını da güzel bir şekilde yerine yerleştirelim ve buton kartımızın üzerine gelen böyle bir plastik parça var. Onu da yerine yerleştirip bir adet vida atıyoruz üzerine. Kasamızın üzerine son bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Gelen flex kablomuz, flex kablolar, panel kabloları, ekrandan gelen data kablosu, fan kablomuz, şurada fanı besleyen kablo ve vidalarda herhangi bir eksiklik var mı yok mu daha sonra emin olduktan sonra klavyemizi yerine takabiliriz. Klavyeyi takarken de gayet dikkat ediyoruz. Bildiğiniz gibi bundan kabloları plastik, çok narin. Özellikle şu takıldıkları soketleri de buralarda arkadaşlar şöyle klipsler var. Onlar da o kadar narin ki bunu taktıktan sonra klipsini karşılıklı kapatıyoruz. Kapandığından emin olalım. Klavyemizi güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Klavyemizin de burada 2 adet vidası var. Onları da attıktan sonra klavyemizi de taktıktan sonra daha sonra klavyemizin üzerine gelen kontrol panelinin üzerine gelen şu kapağı menteşelerin üzerinden şu kısımlar gelecek şekilde arkadaşlar hafiften bastırıyoruz. Zaten aşağılarda klipsleri var. Böyle çıt çıt sesler gelmesine dikkat ediyoruz. Böyle kapandığı anlamına geliyor. Üst paneli de kapattık. Aşağı yukarı sonuna geldik arkadaşlar. Artık kaldı burada birkaç vidamız. Bunları da taktıktan sonra bilgisayarımız hazır vaziyete gelecektir. Artık dışarıdan takılan parçalarımızı takıyoruz. DVD writer'ımızı takıyoruz. Hard diskimizi takıp buradan bir adet vida atmamız lazım ona. Bataryamızı takıyoruz. Şöyle bir vidalarını kontrol ediyoruz. Eksik vida kalmaması lazım. Biz gördüğünüz gibi mıknatısımızı bitirdik. Herhangi bir vida kalmadı üzerinde. Hepsini vidaladık. Daha sonra cihazımızı böyle bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar, böylelikle bir çekimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Böyle şarj soketi ısınan, şarj girişi ısınan bir bilgisayara ne yapmamız gerekiyor? Burada biz ne yaptık? Soğuk lehim vardı. Orayı lehimleyerek kurtardık. Bu başka türlü eğer şarj soketi çok tahriş olmuş olsaydı, örneğin o iğne kırılmış olsaydı orada o şarj soketini değiştirmemiz gerekiyordu. Buna gerek kalmadı çünkü şarj soketimiz gayet düzgündü. Sadece iğnenin anakarta buluştuğu kısımda soğuk lehim oluşmuştu. Kıpırdattığımız zaman burada kabloyu bilgisayarımız kapanıyordu. Aynı zamanda ısınma meydana geliyordu. Yaklaşık bir yarım saattir çalışıyor. Şu anda buz gibi. Sökmeden önce burası gayet sıcaktı. Yani elimi vurduğum zaman özellikle şu soketin uç kısmı gerçekten insanın elini yakıyordu. O derece ısınıyordu. Şu anda herhangi bir ısınma da yok. Kurtardık yani. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda buluşana kadar kanalımıza desteklerinizi, aboneliklerinizi, paylaşımlarınızı eksik etmeyiniz. Siz bizleri izlemeye devam ediniz. Biz de sizlere video çekmeye devam edelim. Bir dahaki çekimlerde ne yaparız bilmiyorum ama bir dahaki çekime kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.